Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün sizinle 10. sınıf biyoloji 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapacağız. Örnek sorular çözeceğiz. Peki ne var bu sorularımızın içerisinde? Tabii ki boşluk doldurma var. Hemen arkasına bakıyoruz. Bakın şöyle bir de klasik sorularımız var. Klasik soruları biraz bol tuttum arkadaşlar. Çünkü kalıtıma geleceğimiz için kalıtımla ilgili çok fazla klasik soru sorma ihtimali var. O yüzden de test sorularında şöyle yapacağız. Normalde ekleyecektim video test soruları ama uzun olmasın dedim. Ben kanalımda 10. sınıflar için soru çözümü yaptım. Ben videonun işte açıklama kısmına bu soru çözümlerini, test sorularını arkadaşlar linklerini ekleyeceğim. Siz oradan test sorularını çözebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu şekilde hem mitoz mayoz bölünmeyle ilgili hem de kalıtımla ilgili zaten aslında en çok kalıtımla ilgili soru çözümü var. O yüzden bunların hepsini oraya ekleyeceğim. Siz hepsini çözersiniz, bakarsınız. Genel bir tekrar yapmış olursunuz. Ama boşluk doldurma olsun, birkaç tane klasik olsun burada yapacağız. Şimdi bak, başlayalım isterseniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Boşluk doldurma ile ilgili sorularımız. Arkadaşlar diyor ki, bir hücrenin iki bölünme arasında geçirdiği zamanı ne denir? Arkadaşlar bir hücrenin iki bölünme arasında geçirdiği zamanı biz hücre döngüsü diyoruz. Hücre döngüsü. Yani bir bölünmeden diğer bölünmeye kadar geçirdiği zaman dilimi hücre döngüsüdür. İkinci soruya geliyorum. İnterfaz diye diyor ki interfaz bu evrelerden oluşur. Hangi evrelerden oluşuyor? G1, S ve G2 evrelerinden oluşuyor arkadaşlar. İnterfaz evresi. Üçüncü sorumuz. DNA'ya özgül bir nükleotit dizisinden oluşan kalıtsal bilgiyi taşıyan birime. Şimdi DNA'dan küçük ve kalıtsal bilgiyi taşıyan birim olacak. Biz bu birime ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki gen diyoruz. Normalde hocalarınız sorarken zaten size boşluk doldurmalardaki kelimeleri genelde kutucuklar içerisinde veriyor. Ama ben hani kendim çözeceğim için buraya yazmadım arkadaşlar. Fazladan vakit kaybolmasın diye yazmadım. O yüzden teker teker kendim bu şekilde yazıyorum. Hem daha iyi bir şekilde tekrar yapmış olacağımızı düşündüm. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki ökaryotik bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA ve protein kompleksine. Bakın DNA ve protein kompleksi diyorsa ikisi bir araya gelince ne oluşturuyor? Kromatin ipliği oluşturur değil mi? Kromatin iplik diyeceğiz. Daha sonra gelelim diğerine. Bir kromozomda kardeş kromatitleri bir arada tutan bölge. Arkadaşlar şöyle kardeş kromatitler. Bunları bir arada tutan bölgeye ne diyoruz biz? Sentromer bölgesi diyoruz. Altıncı soru. Hücre bölünmesinde en uzun süren evre. Arkadaşlar tabii ki hücre bölünmesinde en uzun süren evre interfaz evresidir. Hatırlayın interfaz hazırlık evresiydi. Ve biz tatile giderken en uzun süren zamanımız hangi zamandı? Yani aşama diyelim, hatta hangi aşama en uzun sürüyor? Hazırlık aşaması. Bavul hazırla, işte alışveriş yap, bilmem ne yap. Gideceğin tatil bir haftalık tatil. Ne oluyor bu sefer? O zaman hazırlık aşaması normal aşamadan daha uzun sürüyor. Hücre bölünmesinde de aynı durum söz konusu. Hazırlık aşaması bölünme evresinden daha uzun sürüyor. Gelelim 7. soruya. Diyor ki mitoz evreleri sırasıyla neydi arkadaşlar? Zaten bunu ipmattan biliyoruz. İnterfazı saymıyoruz çünkü mitotik evreye girmiyor o. İpmat yani profaz. Şöyle ipmat yazarsam. İnterfazı yazmıyorum. İnterfaz ayrı bir evredir. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz arkadaşlar. Telofaz. Bunlar da bizim mitoz evrelerimizdir. Gelelim 8. soruya. Diyor ki kromozomların hücre merkezine dizildiği evre. Arkadaşlar merkeze diziliyor diyorsa bakın buradaki M'den ne gelecek aklımıza? Metafaz evresi gelecek. Mesela ekvatora dizildiği evre de diyebilir. Ekvator nedir? Dünyanın merkezidir değil mi? Dolayısıyla merkeze dizildiği evre hangi evre olacak? Metafaz evresi. Buradaki M size çağrışım oluştursun. 9. soru. Çekirdek zarının yeniden oluştuğu evre. Arkadaşlar hatırlarsanız çekirdek zarı nerede kayboluyordu? Profaz evresinde. Peki yeniden oluştuğu yani profazın tam tersi olduğu evre hangi evremizdi? Tabii ki telofaz evresi. Peki bu nereden gelecek? T, ters. Neyin tersi? Profazın tersidir. 10. soru. Bitkilerde sitokinez nokta nokta oluşumuyla gerçekleşir. Arkadaşlar ne oluşumu? Ara lamel veya orta plak
veya ara plak da denilebilir. Ara lamel oluşumuyla gerçekleşir. Hayvan hücrelerinde boğumlanmayı sağlayan yapı. Arkadaşlar bu sorulabilir. Hayvan hücrelerinde boğumlanmayı sağlayan yapı mikrofilamentlerdir. Mikrofilament, mikrofilamentleri 9. sınıfta gördünüz. Hücre iskeletinin bir elemanıdır ve bunlar hücrenin boğumlanmasını sağlayarak hayvan hücrelerinin bölünmesini sağlar. Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması sonucunda ne oluşuyor arkadaşlar? Tabii ki hepimizin bildiği tümör oluşur. Tümör. Döllenmemiş yumurtadan birey oluşumuna, bakın geldik üreme kısmına. Döllenmemiş yumurtadan birey oluşumuna biz ne diyoruz? Partenogenez diyoruz. Hatta arılarda görülüyordu falan değil mi? Partenogenez. Döllenmemiş yumurtalardan ne oluşuyordu arılarda? Erkek er oluşuyordu arkadaşlar. Biz bu olaya partenogenez diyoruz. 14. soru. Tümör hücrelerinin kan ve lenf yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılmasına. Arkadaşlar, tümör hücrelerinin yayılması olayına biz ne diyoruz? Metastaz. Metastaz diyoruz. Tümör hücrelerinin yayılması yoluna metastaz diyoruz. 15. soru. Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı özelleşmiş üreme hücresi. Bakın, olumsuz koşullara dayanıklı diyorsa bir kere aklımıza ne gelecek hemen? Spor hücresi gelecek. Spor hücresi en kromozomludur ve oldukça dayanıklıdır. Olumsuz koşullara karşı arkadaşlar çok dayanıklı bir hücredir. Mesela sporla üreyen canlılar kimler? Mantarlar sporla ürür. Ürür demişim, ürer. Sonra eğrelti otları, karayosunları, yine bunlar sporla üreyen canlılardır. 16 diyor ki bir anneden diğeri babadan gelen kromozomlara. Evet, işte biz bunlara ne diyoruz? Tabii ki homolog kromozom diyoruz arkadaşlar. Bir anneden diğeri babadan gelen kromozomlardır. Mayoz bölünmede kardeş olmayan kromatitler arasındaki parça değişimi. Zaten parça değişimi gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? Crossing over. Bu arada ben soruyu çözerken siz de bir anda hemen okuyun, cevaplandırmaya çalışın. Tamam, bakalım biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Veya videoyu duraklatın arkadaşlar. Bir cevaplandırmaya çalışın. Mesela şu an birinci sorudan diyelim ki 7. soruya kadar görünüyor veya 8. soruya kadar. Bunları bir cevaplandırın. Şurayı. Daha sonra ben çözünce de hemen teker teker ne yaparsınız? Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bakarsınız. Yine alt tarafa geçtiğim zaman yine videoyu durdurup cevaplandırın. O şekilde kendiniz de denemiş olursunuz. 18. soru. Mayozda kromozom sayısının yarıya düştüğü evre. Bakın, mayozda kromozom mayoz 1'de yarıya düşer. Mayoz 1. Ama mayoz 1'in hangi evresinde? Tabii ki sitokinez 1 evresinde arkadaşlar. Hücreler burada ayrılıyor. Burada ayrıldıkları için kromozom sayısı da sitokinez 1'de yarıya düşüyor. Sperm tarafından döllenmiş yumurtaya ne denir? Tabii ki zigot denir arkadaşlar. Sperm tarafından döllenmiş yumurtaya zigot diyoruz. Zigot büyüyüp gelişerek ne oluşturacak? Embriyoyu oluşturacak. Canlıların sahip olduğu özelliklerin dölden döle aktarılmasına. Bakın işte normalde şuraya kadar zaten birinci sınavda biliyorsunuz, birinci sınavdan. Ama buradan sonrası yeni öğrendiğiniz konulardan gelecek. Yani kalıtımdan gelecek. Dölden döle aktarılması olayına biz ne diyoruz arkadaşlar? Kalıtım, kalıtmaktan gelir. Yani ileri aktarmaktan gelir kalıtım sözcüğü. 11. soru. Bir anneden diğeri babadan gelen ve aynı karakter üzerine etki eden genlerin her birine. Bakın burada kromozomdan bahsediyordu. Bir anneden diğeri babadan gelen kromozom diyordu. Burada ise genlerden bahsediyor arkadaşlar. Gelen her bir gene biz ne diyoruz? Allel gen diyoruz. Bir anneden diğeri babadan gelen genlerdir. 22. Bir karakterle ilgili genin aynı allellerine sahip canlılar. Arkadaşlar bunlara biz homozigot canlılar diyoruz. Homozigot veya arı döl diyoruz arkadaşlar. Homozigot neydi? Mesela harflendirirsek büyük A büyük A olanlar veya küçük A küçük A olanlar, büyük B büyük B, küçük B küçük B olanlar. Yani ikisi de aynı olduğu zaman biz bunlara ne diyoruz? Homozigot veya arı döl diyoruz. Bir karakterle ilgili genin farklı allellerine sahip canlılara. Yani ne olacak bu sefer? Büyük A küçük A veya büyük B küçük B olacak. Bunlara da ne diyoruz? Heterozigot diyoruz arkadaşlar. Heterozigot veya hibrit döl diyoruz. Hibrit. Hibrit nedir? Arabalardan falan bilirsiniz belki arkadaşlar. Hibrit iki farklı bireyin birleşmesi sonucunda oluşuyor. Yani mesela mavi göz, kahverengi göz. Bu nedir? Bir hibrittir. Tamam mı? Bu şekilde düşünün. 24.
Canlıların dış görünüşünde görülen özellikler. Arkadaşlar biz canlıların dış görünüşüne ne diyoruz? Fenotip. Normalde biz fizik özelliklerimiz diyoruz değil mi? Fizik özelliklerimiz. Mesela nedir? Göz rengimiz. İşte saç şeklimiz. Bunlar bizim gözle görebildiğimiz şeyler. Fiziğin F'sinden fenotip gelsin. Dış görünüştür. Tamam? Bu şekilde aklınızda tutun. Canlılarda bulunan genlerin tamamı. Bakın gen tamamı o zaman genotip. Yani fenotipin içteki hali nedir? Genotip. Genotipin dışa vurmuş hali nedir? Fenotiptir arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Evet, böylece boşluk doldurma sorularını bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz klasik sorulara. Arkadaşlar klasik soruları ben böyle alt alta yazdım. Çünkü ben çözerken biraz geniş geniş çözüyorum. O yüzden şimdi arasında dedim boşluk bırakırım. O boşluk bana yetmeyebilir. O yüzden ben ne yapıyorum? Alt alta yazdım bunları. Başka bir kağıtta da hemen çözeceğim. Mesela birinci sorumuz neymiş? Mitoz ve meyoz farklarından 3 tanesini yazın demiş. Ben buraya birkaç tane yazacağım. Siz içinden 3 tanesini seçer. Eğer karşınıza soru olarak gelirse yazarsınız. Şimdi o zaman birinci sorumuzdan başlayalım. Şöyle bir diyorum. Mitoz ve meyoz farklarını sormuş biz arkadaşlar. Hemen şuraya mitoz. Şuraya da meyoz diyorum. Farklarını yazalım. Nedir farkları? Bir kere mitoz sonucunda kaç tane hücre oluşuyor arkadaşlar? Bölünme sonucu 2 hücre oluşur değil mi? Bölünme sonucu 2 hücre oluşur. Meyoz sonucunda kaç tane hücre oluşuyor arkadaşlar? 4 tane hücre oluşur. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişiyor mu? Hayır. Kromozom sayısı değişmez. Kromozom sayısı değişmez. Meyoz bölünme sonucunda arkadaşlar ne olur? Tabii ki kromozom sayısı yarıya düşer değil mi? Burada değişmez yazdım. Zaten aynı özelliği karşılaştırdığım için direkt farklı olan kısmını yazıyorum. Yarıya düşer diyoruz kromozom sayısı. Mitozda çeşitlilik var mı arkadaşlar? Hayır. Çeşitlilik yoktur. Meyozda tabii ki çeşitlilik var. Çeşitlilik vardır. Peki meyozda çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? Bir kere birincisi crossing over olayıdır. Profazda gerçekleşen parça değişimi olayıdır. İkincisi de arkadaşlar anafaz 1'de homolog kromozomların rastgele ayrılmasıdır. Bu ikisi meyoz bölünmede çeşitliliği sağlıyor. Mitoz bölünme eşeğsiz üremenin temelini oluşturur. Mitoz eşeğsiz üreme temelini oluşturur. Meyoz da eşeğli üremenin temelini oluşturur. Eşeğli üreme. Daha sonra mitozla ilgili şunu söyleyelim. Mitozda crossing over, daha sonra homolog kromozom, tetrad, sinapsis bunlar yoktur arkadaşlar. Crossing over, tetrad, sinapsis olayları yok. Olayları yoktur ama meyoz bölümünde bunların hepsi var değil mi? Bunların hepsi vardır. Evet, bu şekilde mitoz ve meyozu karşılaştırabiliriz. Ben kısaca böyle karşılaştırdım. Zaten bizden 3 tanesini istiyor. Seçip 3 tanesini yazabiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. Arkadaşlar ikinci soruda da diyor ki eşeğli ve eşeğsiz üremeyi karşılaştırın diyor. 3 tane yazın diyor farklarında. Hemen yazalım. Eşeğli ve eşeğsiz üremenin farklarını yazacağız. Şöyle eşeğsiz diyelim. Şuraya da eşeğli diyelim. Arkadaşlar eşeğsiz üremenin temeli neye dayanıyor? Temeli mitoz değil mi? Zaten yukarıda da eşeğsiz üreme diye yazdık. Eşeğli üremenin temeli neye dayanıyor? Temeli meyoza dayanır. Yine eşeğsiz üremede çeşitlilik genelde yoktur diyoruz. Genelde yoktur ama unutmayın. Ama eşeğli üremede çeşitlilik vardır. Çeşitlilik vardır. Eşeğsiz üremede döllenme olayı yoktur. Döllenme olayı yok. Eşeğli üremede arkadaşlar döllenme vardır. Döllenme nedir? Erkek üreme hücresiyle dişi üreme hücresinin birleşmesine biz ne diyoruz? Döllenme olayı diyoruz. Daha sonra eşeğsiz üremede arkadaşlar ne diyecektim unuttum. Eşeğsiz üreme tek bir ata vardır. Tek ata vardır. Yani tek bir atadan eşeğsiz yolla ürüyorlar. Ama eşeğli üremede iki ata vardır. İki ata birey vardır. Eşeğli eşeğsiz başka neler söyleyelim eşeğli ve eşeğsizle ilgili? Bence bu kadar yeterli değil mi? Eşeğli eşeğsiz
Karşılaştırma bu kadar yeterli arkadaşlar. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda diyor ki, şöyle yazıyorum, gösteriyorum. Bitkilerde vejetatif üreme çeşitlerini yazınız diyor. Arkadaşlar, vejetatif üreme çeşitleri hemen yazalım. Bitkilerde. Birincisi, bakın, vejetatif üreme çeşitleri yazayım şöyle başlık olarak da. Vejetatif üreme. Birincisi, soğanla üreme. Soğanla üreme nedir? Soğanı ekersin. Hani soğanlı bitkiler vardır mesela lale gibi. Soğanı ekersin hemen çıkar. İkincisi, yumru gövde ile üreme. Yumru gövde. Üçüncüsü arkadaşlar, çelikle üreme. Çelikle üreme. Nedir çelikle üreme? Mesela komşunuzda bir çiçek gördünüz. Bu çiçeği çok beğendiniz. Hemen komşunuza rica edersiniz. Bana bir dal verir misin veya bir yaprak verir misin? Komşunuz da kopardı verdi. Getirdiniz bunu suya koydunuz, köklendirdiniz. Daha sonra toprağa ektiniz ve komşunuzla aynı çiçeğe sahip oldunuz. Bu çelikli üremedir. İşte bizim o aldığımız yaprak nedir? Çeliktir arkadaşlar. Biz onu getirip köklendiririz, toprağa ekeriz ve komşuyla aynı çiçeğe sahip oluruz. Dördüncüsü, rizomla üreme. Rizomla üreme. Bu da arkadaşlar gözenekler vardır böyle bitkilerin üstünde. Biz bunlara rizom diyoruz. O rizomlar işte toprağa ekildiği zaman üreme gerçekleşiyor. Patates de görülür, zencefil de görülür arkadaşlar. Bu rizomla üreme olayı. Beşincisi, daldırma yöntemi. Daldırma yöntemi. Nedir daldırma yöntemi? Mesela bir ağacınız var. Bu ağacın dalını hiçbir şekilde koparmıyorsunuz. O dalı yere yakın bir dal hemen eğip toprağa toprakla temas ettiriyorsunuz arkadaşlar. Yani oraya bir nevi ucunu gömüyorsunuz. Bir süre sonra o ağacın, o dalın ana ağaçtan ayrılıp farklı bir ağaç ortaya çıkar. Biz buna daldırma yöntemi diyoruz. Kesinlikle ana canlıdan koparmıyoruz. Hemen toprağa daldırıyoruz. Kendi kendine zaten kopma işlemi gerçekleşiyor daldırma yönteminde. Altıncısı aşılama arkadaşlar. Aşılama yöntemi. Aşılamada da özellikleri iyi olan iki bitkinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Mesela aşılama olayıyla bir daldan farklı bir meyve çıkarken diğer daldan farklı bir meyve çıkabilir. Mesela birinden elma çıkarken diğerinden armut üretebiliriz arkadaşlar aşılama yöntemiyle. Daha sonra gelelim, yazalım yine bir tane daha. Doku kültürü. Doku kültürü. Bu da nedir? Bu laboratuvar ortamında gerçekleşen bir üreme olayıdır. Mesela nesli tükenmekte olan bitkiler için kullanılan bir olaydır arkadaşlar. Ve son olarak da şunu yazıyorum. 8. Sürünücü gövde. Sürünücü gövde. Arkadaşlar bu da çilekte görülen bir özelliktir. Gövdesi böyle suyun olduğu yere doğru hareket ediyor ve orada kök oluşturarak yaşamına devam ediyor. İşte biz buna ne diyoruz? Sürünücü gövde olayı diyoruz. Evet, üçüncü sorumuzu da cevaplandırmış olduk. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Ne diyor dördüncü soruda? Hemen soruyu gösteriyorum size. Dördüncü soruda diyor ki, Mendel'in çalışmalarında bezelye seçme sebeplerini yazınız. Arkadaşlar, şimdi bilimsel bir çalışma yapabilmek için sizi zorlamayan canlıları seçmeniz lazım. Peki, ne demek yani zorlamayan? Diyelim ki hayvanlarla ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Bu hayvanla ilgili incelemeyi yapabilmek için, hani kalıtımla ilgili inceleme yapabilmek için bu hayvanın üremesi gerekiyor. Gidip daha kısa sürede üreyen bir hayvanı mı seçersiniz yoksa daha uzun sürede üreyen bir hayvanı mı seçersiniz? Tabii ki daha kısa sürede. Mesela hayvanlar açısından fareler kullanılır. Neden? Çünkü fareler hem çok kısa sürede ürüyorlar hem de tek seferde çok fazla yavru veriyorlar arkadaşlar. Bu yüzden hayvansal deneylerde bunlar kullanılıyor. Mendel'in bezelye seçme sebeplerinden bir tanesi de budur. Tek seferde çok fazla sayıda yavru oluşturur arkadaşlar. O zaman yazıyorum. Tek seferde çok fazla yavru oluşturur. Yavru oluşturur. Mesela gidip fili seçseydik, filin hamilelik süresi 2 yıl. 2 yıl boyunca bekleyecektin ki bir tane fil olacak, o da bir tane yavru oluşuyor. Ben o filde de işte özelliği gözleyeyim diye. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen gidip en kısa sürede en fazla çoğalan canlıyı seçiyoruz. Bitkilerde de aynı durum söz konusu. Daha sonra geliyorum ikinci seçme sebebine. İkincisi de arkadaşlar şudur.
Çok fazla özellik var bezelyelerde. Tohum şekli, tohum rengi, işte çiçek şekli, çiçek rengi gibi bir sürü özellik var. O zaman şöyle diyelim. Çok fazla özelliğe sahip olması. Yani Mendel tek seferde birden fazla özelliği gözleyebilir. Bu yüzden de çok fazla özelliğe sahip olan bezelyeyi seçmiştir. Üçüncüsü arkadaşlar ekonomiktir. Ekonomiktir. Yani size herhangi bir zorluk para konusunda bir sıkıntı çıkarmıyor. Zaten tek seferde çok fazla yavru verdiği için o yavruları kullanıp yeniden çaprazlama yapabiliyorsunuz. O yüzden ekonomik olması bizim için önemlidir. Tek seferde fazla yavru oluşturması, çok fazla özelliğe sahip olması dedik. Ekonomik olması dedik arkadaşlar. Ve dördüncüsü de gözlenebilir. Gözlenebilir özelliklerinin olması. Özelliklerinin olması. Yani gözle baktığın zaman sen bunun ayırt edici özelliklerini görmen gerekiyor. Nedir? Çiçek rengi gibi, tohum şekli gibi. Bu gibi özellikler arkadaşlar. Mendelin seçme sebeplerinden birkaç tanesi bunlar. Evet, gelelim 5. sorumuza. Artık kalıtımla ilgili sorularımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen 5. sorumuzu gösteriyorum size. Diyor ki 5. soruda. Genotipine sahip canlılarda A şıkkı kaç çeşit gamet oluşur? B şıkkı da gametinin oluşma olasılığı nedir? Hemen sayfamı değiştiriyorum. Bakın şurada. Biz bu genotipi bir yazalım. Kaçıncı sorumuz bu arada? 5. sorumuz. Şöyle 5 dedim arkadaşlar. Neymiş bizim genotipimiz? Büyük K, küçük K, büyük L, büyük L, büyük N, küçük N, büyük G, küçük G, büyük F, büyük F. Genotipimiz bu. A şıkkında ne diyor? A şıkkında diyor ki kaç çeşit gamet oluşur? Arkadaşlar kaç çeşit gamet oluşurun formülü 2 üzeri n'dir. Peki nedir buradaki n? Buradaki n heterozigot gen sayısıdır. Gen sayısı. Peki heterozigotlar hangileriydi? Bir büyük harf, bir küçük harf olacak. Kaç tane var bakalım. Bakın. Büyük K, küçük K. Büyük M, küçük M. Büyük N, küçük N. Büyük G, küçük G. Şu ikisini alamam çünkü bunlar homozigot. 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman yazıyorum buraya. 2 üzeri 4'ten cevabımız ne olur arkadaşlar? 16 olur. O zaman 16 çeşit gamet oluşturma ihtimali vardır. Bu şekilde. Geliyorum B şıkkına. B şıkkında ne diyordu? Diyor ki büyük K, şunu bırakayım. Büyük K, L, M, N, G, F. Gametinin oluşma olasılığı. Şimdi arkadaşlar. Bu yukarıya baktığım zaman büyük K'nın gelme ihtimali nedir? Ya büyük K gelir ya küçük K gelir değil mi? 1 bölü 2 çarpı dedim. Büyük L'nin gelme ihtimali kesinlikle büyük L gelir. O zaman 1 dedim. Yani %100 1. Büyük M'nin gelme ihtimali yine 1 bölü 2. Büyük N'nin gelme ihtimali yine 1 bölü 2. Büyük G'nin gelme ihtimali yine 1 bölü 2. Büyük F'nin gelme ihtimali de nedir? %100 yani 1'dir. Bunları çarptığım zaman sonucum ne oldu? 1 bölü 16. Bakın siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bizim buradaki formülümüz 1 bölü 2 üzeri n de olabilir. Eğer ki gamet oluşturma ihtimalini soruyorsa bu formülü yaparsınız. Eğer ki kaç çeşit gamet oluşur derse 2 üzeri n'i yaparsınız arkadaşlar. Kısaca bu yoldan da çözebilirsiniz. Yani teker teker yazmanıza gerek kalmaz. Gelelim 6. sorumuza. 6. soruda diyor ki hemen soruyu okuyorum. Diyor ki 6. soruda. İnsanlarda kıvırcık saç alleli düz saç alleline baskındır. Heterozigot kıvırcık saçlı iki bireyin düz saçlı kız çocuklarının oluşma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar kıvırcık saç düz saça baskınsa o zaman ben bunlara harf vereyim. Şimdi genelde A ve B harflerini kullanıyorum. Çünkü bunlar daha belirgin oluyor. K harfini falan kullanınca büyük mü küçük mü fazla ayırt edilmiyor elle yazdığımız için. Düz saç ise kıvırcık saç düz saça baskın olduğu için kıvırcığı büyük A, düz saçı da küçük A göstereceğiz. Düz saçın oluşabilmesi için de küçük A'ların yan yana gelmesi lazım. Bize soruda diyor ki heterozigot kıvırcık saçlı. O zaman heterozigot kıvırcık saçlı diyorsa ben bu iki bireyi çaprazlıyorum. Hemen çaprazlayalım. Ne olur? Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Çaprazlamayı yaptım. Normalde Punnett karesi falan diyorlar da test sorularında bu Punnett karesi falan işimize yaramıyor. Ancak hocanız derse Punnett karesi yapın diye o zaman yaparsınız. Punnett karesinde de göstereyim bunu nasıl yaptığımızı. Bakın şu şekilde yapacağız Punnett karesinde. Şimdi bakın bunun gametleri nedir?
Şuraya şöyle yazalım. Büyük A, büyük A, küçük A. Bunun gametleri nedir? Ya büyük A'dır ya da küçük A'dır. Diğerinin gameti nedir? Ya büyük A'dır ya da küçük A'dır. Şimdi bakın, aynı yere gelenleri yazıyorum. Büyük A, büyük A. Büyük A'ya ne geldi? Küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, büyük A her zaman büyük harf önünde yazılır. Aynı harf ise büyük A, küçük A yazdık. Daha sonra küçük A ile de küçük A geldi. Bu şekilde oluşturduk. Bu net karesi oluştururken böyle yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi test sorularında işinize yaramaz. Oldukça uzun bir yöntem çünkü. En güzeli böyle çözmek. Şimdi burada kıvırcık saçlı olanlar hangileri? Büyük A'yı taşıyanlar. Kaç tane var arkadaşlar? 3 tane. Toplam kaç tane genotip var? 4. O zaman 3 bölü 4 oranında ne var? Kıvırcık. E bu nedir? Düz. O zaman 1 bölü 4 oranında nedir arkadaşlar? Düz saçlı. Bize neyi soruyordu? Düz saçlı kız. Bakın. Hem düz saçlı ihtimali var hem de kız ihtimalini soruyor bize. Düz saçlı olma ihtimalini zaten bulduk. 1 bölü 4. Peki kız olma ihtimali nedir? Bir çocuğun kız ya da erkek olma ihtimali her zaman nedir? 1 bölü 2'dir, değil mi? Bunu da yazıyorum, çarpıyorum. Cevabımız ne olacak? 1 bölü 8. Eğer ki kızı katmasaydı düz saçlı olma ihtimali nedir diye sorsaydı direkt 1 bölü 4 yazacaktım. Ama kız olma ihtimalini de sorduğu için 1 bölü 2'de yazdım, çarptım, sonucu buldum. Evet, gelelim. Kaçıncı soru? 7. sorumuza. Arkadaşlar, 7. soru dihibrit çaprazlama. Yani iki tane özellik var. Diyor ki, heterozigot mor çiçekli, uzun gövdeli, iki bezelye çaprazlanıyor. Mor çiçekli, kısa gövdeli, bezelye oluşma olasılığı nedir? Şimdi mor beyaza baskınmış, uzun gövde de kısa gövdeye baskınmış. İlk önce bunları bir harflendirelim. Bakın, şuradaki yerde harflendiriyorum ki gözümüzün önünde olsun. Mor beyaza baskınmış. O zaman mora büyük A vereyim. Beyaza da ne diyeceğiz? Küçük A. Uzun gövde de kısa gövdeye baskınmış. O zaman uzuna büyük B. Kısa gövdeye de küçük B diyeceğiz. Tabii bunların oluşabilmesi için de küçük harflerin yan yana gelmesi lazım. Şimdi heterozigot mor ve uzun. İki bezelye çaprazlanıyor. Şimdi heterozigot morsa o zaman ne olacak? Heterozigot mor olan büyük A küçük A. Hem de heterozigot uzunmuş. O zaman büyük B küçük B. Bu bireyle aynısını yine çaprazlıyorum. İki birey diyor çünkü. Çaprazlayacağız. Şimdi normalde bakın gamet oluşturmak için ne yapacaksın? A, B diyeceksin. Büyük A küçük B diyeceğim. Bu şekilde gametleri yazıp bu net karesini çizip o şekilde bulmaya çalışacağız. Ama biz ne yapıyoruz? Kısa yoldan çözme yöntemini öğreniyoruz. Sınavlarda da mutlaka böyle yapın. Hocanız bu net karesiyle yapın demedikten sonra yani soruda belirtmedikten sonra bu şekilde yapın. Hem vaktiniz fazla gitmez, diğer sorulara da vaktiniz kalır. Önce ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın A'ları kendi arasında çaprazlayacağım. B'leri de kendi arasında çaprazlayacağım. Çaprazlayalım. Çaprazladığım zaman zaten az önce de yaptığım için biliyorum. Bir süre sonra bunları kafadan yazacaksınız. Hatta hiç yazmaya bile gerek görmeyeceksiniz arkadaşlar. Direkt çaprazlama yapacaksınız. A'ları yazdık. B'leri de çaprazlıyorum. Ne olur? Büyük B, büyük B. Mantık aynı. Büyük B, küçük B. Büyük B, küçük B. Küçük B, küçük B. Mantık aynı. Şimdi ben bunları buldum. Hemen oranlarını yazıyorum. Bakın. 3 bölü 4 mor. 1 bölü 4 beyaz, değil mi? A'yı çünkü mor ve beyaza vermiştik. Sonra 3 bölü 4 uzun. 1 bölü 4 kısa. Bize neyi soruyor? Diyor ki mor çiçekli kısa gövdeli. Bakın mor kısa olanı soruyor bize. O zaman bakıyorum mor olma ihtimali neydi? 3 bölü 4 yazdım. Çarpı dedim. Kısa olma ihtimali ne? 1 bölü 4. Bunu da yazdım. Çarptım arkadaşlar, sonucum ne olur? 3 bölü 16 olur. Normalde Punnett karesini yapsaydınız daha şimdi karelere işte şeyleri harfleri yerleştiriyoruz da onların hangisinde mor hangisinin kısa olduğunu buluyoruz da bir sürü yolumuz vardı. Ama bu şekilde kısa yoldan çözdük. Umarım anlatabilmişimdir. Gelelim bir sonraki sorumuza. Anlamadığınız bir yer olursa yazın arkadaşlar yorum olarak, mutlaka cevaplıyorum. Hatta bir saat içerisinde genelde cevap veriyorum. Kaçıncı soruya geliyoruz? 8. soruya. 8. soruda bize ne diyor? 8. soruda diyor ki 5 allelle kalıtılan bir özellikte genotip çeşidi sayısı nedir? Arkadaşlar 5 allelle kalıtılıyor. Biz burada çoklu allellikte yani çok allellik durumunda bir formülümüz var. N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu eşittir genotip çeşidi. Genotip çeşididir. Şimdi
Bu formülü hatırlayın. Bu formülün neydi? Ardışık sayıların toplamını veriyordu, değil mi bize? Burada da 5 allelden kaç çeşit genotip oluşacağını veriyor. Buradaki n sayısı nedir? N sayısı allel sayısıdır. Bize kaç çeşit allel demiş? 5 çeşit. O zaman n yerine 5 yazacağım. 5 çarpı 5 artı 1 bölü 2. 5 çarpı 6 bölü 2. 6 ile 2 sadeleşir. Burada 3 kalır. 5 ile 3'ü çarptığım zaman sonucum ne olur? 15. Yani 15 çeşit ne oluştu arkadaşlar? Genotip oluştu. Cevabımız 15 olur. Böyle kısa bir sorumuzdu. Gelelim 9. soruya. 9. soru kan grupları ile ilgili bir soru. Yine çaprazlama sorusu. Diyor ki BRH pozitif bir baba ile ARH pozitif bir annenin ilk çocukları 0RH negatif oluyormuş. Şimdi bakın buraya kadar bir yazalım. Babamız neymiş? Burada eşeğe bağlı kalıtım olmadığı için babayla anne olması bizim için önemli değil. Sadece direkt ne verildiyse onu yazalım. Babamız ARH pozitifmiş. Annemiz BRH pozitifmiş. Bunların birinci çocukları ne olmuş arkadaşlar? Birinci çocuk 0RH negatif olmuş. Şimdi bakın ben bu 0RH negatifi kullanarak anne ve babanın genotipini bulacağım. Nasıl bulacağım? Normalde babada A var mı? Var. Peki babanın yanında bu A'nın yanında A da olabilir 0 alleli de olabilir değil mi? Çünkü neydi? A ile B birbirine eş baskın, ikisi de 0'a tam baskındı. Yani A ile 0 yan yana geldiğinde de A kan grubu oluşur. B ile 0 yan yana geldiğinde de B kan grubu oluşur. Ama A ile B yan yana geldiğinde hangi kan grubu oluşur? AB kan grubu oluşur. Veya 0'ın oluşabilmesi için de ne olması lazım? 0'ların yan yana gelmesi lazım. Bilmiyorum bunun yanındakini. RH pozitif diyor. RH pozitifte büyük harf var. Ama büyük R, büyük R de olabilir. Büyük R, küçük R de. O yüzden yanındakini bilmiyorum, yazdım. Anneye de aynısını yazar mıyız? B'nin yanındaki ne olduğunu bilmiyorum. Yine büyük R var. Yanındakini bilmiyorum. Şimdi ben birinci çocuğa bakarak bunları yerleştireceğim. Arkadaşlar sıfır olabilmesi için sıfır sıfırın yan yana gelmesi lazım. Negatif olabilmesi için küçük R'lerin yan yana gelmesi lazım. O zaman ne yapacağım? Bakın hemen yerleştiriyorum. Bakın şu sıfırların yan yana gelmesi için hem annede hem de babada olması lazım. O zaman sıfırları hop anne ile babaya yazdık. Küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini anneden alacak, birini babadan alacak. Küçük R'leri de yazdım. Anne ile babayı buldum mu? Buldum. İşte benim aslında işim burada bitti. Bundan sonra çaprazlamaya bakacak. Bana ne soruyor? Diyor ki ikinci çocuğun ABRH pozitif olma ihtimali. Çaprazlama yapacağım bakın. A sıfırla B sıfırı kendi arasında, büyük R küçük R'leri de kendi arasında çaprazlıyorum. Ne olur bakın AB, A sıfır, B sıfır ve sıfır sıfır. Daha sonra şunların oluşma ihtimallerine bakıyorum. Bakın AB oluşma ihtimali 1 bölü 4, A oluşma ihtimali 1 bölü 4. B oluşma ihtimali 1 bölü 4. 0 oluşma ihtimali 1 bölü 4. Kan gruplarında böyle bir durum var. R'leri çaprazlayalım. Büyük R, büyük R. Büyük R, küçük R. Büyük R, küçük R. Küçük R, küçük R. Pozitif olma ihtimali nedir? 3 bölü 4'tür arkadaşlar pozitif olma ihtimali. 1 bölü 4 de negatif olma ihtimali. Bize neyi soruyor? ABRH pozitif. ABRH pozitif olma ihtimalini soruyor. O zaman AB olma ihtimali neydi? 1 bölü 4 değil mi? Yazdım. Pozitif olma ihtimali ne? 3 bölü 4 yazdım. Çarptım bunları ne olur? 3 bölü 16 olur sonucumuz. İşte bu şekilde böyle kısa yoldan hemen çözüyoruz. Gelelim 10. sorumuza. 10. soruda da diyor ki hemen göstereyim sorumuzu. Hemofili bakımından sağlıklı bir baba ile taşıyıcı bir annenin erkek çocuklarının hemofili olma ihtimali nedir? Şimdi bakın. Hemofili bakımından. Hemofili neydi bir kere? Hemofili X'e bağlı çekinik olarak kalıtılan bir hastalıktır. Yani burada X'i Y'yi babalık anneliği katacağız arkadaşlar. Şimdi hemofili bakımından sağlıklı bir baba varmış elimizde. O zaman babamız neydi zaten? XY değil mi? Bir de hemofili bakımından taşıyıcı bir annemiz varmış. Şimdi annelerde XX. Baba sağlıklıysa hemofiliyi büyük H ile gösterelim bakın. Baba sağlıklıysa neyi taşıyacak? Büyük H olacak. Annemiz de taşıyıcıymış. O zaman büyük H küçük H olacak taşıyıcı olduğu için. Erkeklerde taşıyıcılık durumu yoktur X'e bağlı kalıtımla. Çünkü erkeklerde bir tane X var. Taşıyıcılığın olması için 2X olması lazım. Sadece dişilerde vardır. Şimdi burada çaprazlıyorum arkadaşlar. Yapalım. Bakın şunlar. X üzeri büyük H, X üzeri büyük H. Daha sonra
X üzeri büyük h, x üzeri küçük h, y'ye geldim. X üzeri büyük h, y. X üzeri küçük h, y. Şimdi bunu yaptık. Ne olacak bundan sonra? Bize neyi soruyor? Diyor ki, erkek çocuklarının hemofili olma ihtimali. Bakın şu kızları katmayacağım. Çünkü bize erkek çocuklar içerisinde soruyor. Kaç tane erkek çocuğu var? 2 tane. Bunlardan hemofili olanlar, bakın bu 1/2 sağlıklı olur. Çünkü erkek çocukları soruyor. Bu da 1/2 ne olur? Hemofili olur. O zaman erkek çocuklarından hemofili olma ihtimali neymiş? 1/2'ymiş. Eğer ki tüm çocuklarından hemofili olma ihtimalini sorsaydı, o zaman buradaki kızları da katardım. Burada hangisi hasta? Sadece bu. O zaman 1/4 derdim. Tamam, soruyu dikkatli bir şekilde okuyup ona göre cevap vermeyi unutmayın. Şimdi geliyorum en baba sorumuza arkadaşlar. Soy ağacı. Ve soy ağacında bakın tek bir soruda size bütün hepsini açıklayacağım. Soy ağacını buraya çizeyim, geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben böyle farklı bir kağıda çizdim soy ağacını. Şimdi bakalım, ilk önce soruyu okuyalım. Diyor ki, yandaki soy ağacında gösterilen özelliğin hangileriyle kalıtma ihtimali vardır? Şimdi bakın tek bir soruda ben bütün kromozoma bağlı, yani X'e bağlı, Y'ye bağlı kalıtma özelliği anlatacağım size. Birincisine diyor ki 30 zaman çekinik. Her bir özelliği farklı kalemle yazacağım. O yüzden şöyle bir 30 zaman çekinik diyorum. Şimdi 30 zaman çekinik diyorsa bizim ne yapmamız lazım? Ayrıca açıklayacağım da arkadaşlar. 30 zaman çekinik diyorsa taralı bireylere küçük a, küçük a yaz. Zaten bizi soruya götüren, yani cevabı götürenler bunlardır. Küçük a'lardır her zaman için. O zaman ben yazıyorum, bakın. Taralı olan bireylere küçük a'ları yazdım. Yazdım. Şimdi bakıyorum. İki küçük a'nın yan yana gelmesi için birini annesinden aldı, birini babasından alır mı? Alır. Babanın taralı olmadığını görüyoruz. O zaman da büyük a'yı taşıyordur. Tamam, taralı olmaz, sıkıntı yok. İki küçük a'nın yan yana gelmesi için birini babasından aldı, diğerini annesinden alır. Annesine büyük a'yı taşırsa taralı olmaz. O zaman sıkıntı yok. O zaman bununla taşınabiliyor muymuş? Evet. Şimdi geliyorum. Bu arada soy ağacında soruları çözerken genelde aşağıdan yukarıya doğru gidin arkadaşlar. İkincisinde de diyor ki otozomal baskın. Otozomal baskın diyor. Şimdi otozomal baskınlık için ne yapıyorsun? Bakın, taralı olmayanlara küçük a, küçük a yaz. Çünkü otozomal baskın kalıtıyorsa taralı olanlarda büyük a vardır. O yüzden bizi cevaba taralı olmayanlar götürecek. Yazıyorum. Küçük a, küçük a, taralı olmayanlara. Küçük a, küçük a. Pembeyle yazıyorum. Dikkat edin. Küçük a, küçük a. Şimdi aynısını bunlar için uygulayacağız. Şimdi iki küçük a'nın yan yana gelmesi için birini anneden aldı, birini babadan alır. Baba taralıymış. O zaman büyük a'yı taşırsa taralı olur. Sıkıntı yok. Geliyorum şuraya. İki küçük a'nın yan yana gelebilmesi için arkadaşlar birini kimden aldı? Bakın pembelere bakıyoruz, dikkat edin. Birini babadan aldı. Diğerini de anneden alır. Anne de büyük a'yı taşır. Sıkıntı çıktı mı? Çıkmadı. Bu çocuk mecburen babasından ne alacak? Küçük a'yı. Taralı olması için annesinden büyük a'yı alır. Sıkıntı çıkmadı. O zaman bununla da kalıtılabiliyormuş. Tamam, bunu da çözdük. Şimdi geliyorum diğerine. Bunu da kırmızıyla yapalım. Ya da farklı bir renk olsun. Çok birbirine yakın renkler olmasın. Yeşille yapalım. Koyu yeşille yapalım. Arkadaşlar diyor ki X'e bağlı çekinik. 3. X'e bağlı çekinik diyor bize soruda. Şimdi X'e bağlı çekiniklerde ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce erkekleri yazacağız. Bakın erkekleri yazalım. Arkadaşlar erkekler zaten iki ihtimali var. Ya işte mesela R harfinden gidersek ya X üzeri küçük R, Y olur ya da X üzeri büyük R, Y olur. Bu taralı olduğuna göre X üzeri küçük R, Y yazdım. Buna da aynı şekilde X üzeri küçük R, Y yazdım. Burada sağlam erkekler var. O zaman X üzeri büyük R, Y, X üzeri büyük R, Y yazdım. Şimdi taralı olan kızları yazıyorum. Taralı olan kızlar. Taralı olan kızlar ne olacak? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olacak. Bu da aynı şekilde X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olacak. Başka yazabileceğim birisi yok. O zaman hemen şıklardan gidiyorum. Arkadaşlar
X üzeri küçük R'lerin yan yana gelmesi için bakın. Bu arada bunun ben ailesini biliyor muyum? Bilmiyorum. Peki ben bunun çocuklarına ne verdiğini bulurum. Bu X üzeri küçük R'nin birini kime verdi? Oğluna. Birini kime verdi arkadaşlar verir? Kızına verir, değil mi? Bu kızın taralı olmaması için de büyük R'yi taşıması lazım. Tamam, taşıyıcı olabilir, sıkıntı yok. Geliyorum şuraya. İki küçük R'nin yan yana gelmesi için birini babasından aldı. Diğerini kimden alacak? Annesinden alacak. Anne büyük R'yi taşırsa taralı olmayabilir. Zaten erkek çocuklar da annelerinden büyük R'yi alarak sağlam olabilirler. Herhangi bir sıkıntı çıktı mı? Çıkmadı. O zaman bu da olur. Burada bakın ben size bir tüyo daha vereyim arkadaşlar. X'e bağlı çekimlikte. Baba ile kıza bakın. Bakın. Baba taralıysa kız taralı olmayabilir. Bakın olmayabilir ama kesinlik belirten bir şeyimiz var burada. Kız taralıysa baba kesin taralı olacak. Kesin taralı olacak. Çünkü kız X kromozomunun birini anneden, diğerini babadan alır. Kız çocuk hastaysa demek ki babadan da hastalık geni gelmiştir. O zaman baba da kesin ne olacak? Hasta. Yani hasta diyorum ama bu farklı özellikler de olabilir. Biz genelde hastalıklar üzerinden anlattığımız için bu şekilde söylüyorum. Evet, bunu da hallettik. Geliyorum dördüncüsüne. Dördüncüyü de kırmızı ile yapalım arkadaşlar. Dördüncüsünde de diyor ki Y'ye bağlı diyor. Y'ye bağlı. Şimdi bakın, Y'ye bağlı olabilmesi için taralı olan erkeklerin erkek çocuklarının da taralı olması lazım. Veya bir erkek çocuk taralıysa babasının da taralı olması lazım. Bakıyorum burada erkek taralı ama erkek çocukları taralı değil. Burada çocuk taralı ama babası taralı mı? Hayır değil. O zaman Y'ye bağlı kalıtılamaz arkadaşlar. Y'ye bağlı sadece buna baksanız yeterlidir. Eğer buradaki tüm taralı olanlar işaretlenmiş olsaydı ve şu kızlar bakın taralı olmasaydı o zaman kabul ederdik. Ama diyelim ki erkekleri de taradı ama buradaki kızlar da taralı. O zaman yine kabul etmiyoruz. Çünkü kızlarda Y kromozomu yoktur. O yüzden bu özellik Y'ye bağlı olamaz diyoruz. Gelelim sonuncusuna. Ben buraya bir şey yazamadım kırmızıyla. O yüzden sonuncusunu da kırmızıyla yazıyorum. X'e bağlı baskın. X'e bağlı baskın. Şimdi X'e bağlı baskında ne yapacağız? Yine erkeklere yazıyoruz arkadaşlar. Bakın. Erkekler, taralı olan erkekler büyük R Y olur. Yine burada X üzeri büyük R Y olur. Taralı olmayanlar da X üzeri küçük R Y, X üzeri küçük R Y olur. Şimdi taralı olmayan kızlara bakıyorum. Bakın taralı olmayan kızlar X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Arkadaşlar video kesildi. O yüzden şurayı tekrardan anlatıyorum. Birleştirme yapacağım en son. Bakın X'e bağlı baskında ne yapıyorum ben? Erkekleri yine yazıyorum. Taralı olan erkekleri X üzeri büyük R Y yazdım. Bakın yine aynı şekilde büyük R Y. Taralı olmayanları ise X üzeri küçük R Y yazacağım. Yazdım bunları. Şimdi taralı olmayan kızlar. Ne olacak taralı olmayan kızlar? Bunlar da X üzeri küçük R küçük R. Bakın taralı olmayan kızlara geliyorum. Şurası X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Şimdi hemen diğerlerine bakalım. Arkadaşlar. Şimdi bu erkeğin bakın X üzeri küçük R olabilmesi için annesinden alması lazım. Var mı annesinde? Var. O zaman sıkıntı yok. Bu erkekte de aynı şekilde sıkıntı yok. Yine bakın bu kızın taralı olabilmesi için birinden neyi alması lazım? X üzeri büyük R'yi alması lazım. Babasından X üzeri büyük R'yi alabilir mi? Alabilir. Annesinden de kesinlikle ne gelecek? X üzeri küçük R. Baskın özellik olduğu için ne olur? Taralı olur. Sıkıntı yok. Şimdi buna geliyorum bakın. Buna mecburen X üzeri büyük R yazacağım ama şuradakini bilmiyorum. Şimdi X üzeri küçük R'lerin bakın bunların çocukları oluşabilmesi için babasından bakın ne geldi? X üzeri küçük R geldi. Kırmızılara bakıyoruz. Annesinden de X üzeri küçük R gelebilir mi? Gelebilir. Sıkıntı yok. Taralı olmaz. Buraya bakıyorum. X üzeri büyük R'yi annesinden alıp taralı olur mu? Olur. O zaman bununla da kalıtılabilir. Hangileriyle kalıtılabiliyormuş arkadaşlar? 1, 2, 3 ve 5 ile kalıtılabiliyormuş. Ama Y'ye bağlı kalıtılamıyormuş. O zaman umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi sorular bu şekilde. Bakın tek bir soruda ben size bütün hepsini özetledim. Size dediğim gibi videonun açıklama kısmına bunlarla ilgili böyle bol bol soru linki paylaşacağım. Onları mutlaka izleyin. Hem mitoz mayozla ilgili hem bunlarla ilgili arkadaşlar. Mutlaka onları izleyin. Emin olun sınavdan 90 ve üzeri hatta 95 üzeri alacaksınız. İnşallah öyle umut ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.